şu anda açıklayacağım konuları sadece ben biliyorum. Hiçbir yaklaşmadım. Hiç kimseyle de paylaşmadım. Sayın Hüseyin Dündar'ın belediye başkanı adayı olmadığını sayarsak, Çarşamba'da en az 10 belediye başkanı adayı çıkardı. Nerede bu arkadaşlar şimdi? Niye piyasada yoklar? Niye büyüklük yapıp sorun gidermeye çalışmıyorlar? Genel merkezde bir şekilde Çarşamba ilçe başkanı olarak Anıl Bey'i atamış. Parti tabanına da bunu kabul edecek. Hep beraber nasıl başarı oluruz çalışmak gerekirken biz nelerle uğraşıyoruz? Bir tarafta istifa yoksa fesih, diğer tarafta mevcut idareciler görevdeyken yeni yönetici yazma çalışmaları, diğer tarafta fesih olursa tüzük işler, bir ayda seçime gidip çalışmaları, diğer tarafta genel merkez yerel seçimlere 70 gün kalmışken ilçe başkanlığı seçimi yaptırmaz, sonuç mahkemeye gider söylemleri. Bunlar hiç hoş değil, teşkilatımıza yakışan şeyler değil. Yapılması gereken her iki tarafında uzlaşmacı olarak bir masa etrafında oturması, belediye başkanlığı seçimini nasıl alırız ve ne kadar çok alırızın hesabını yapması gerekirken sorunları büyütmeye devam ediyoruz. Yani ben şunu demek istiyorum. Ben sorumlu bir vatandaş olarak Çarşamba'da seçim sürecinde gelinen şu zamanda AK Parti'nde yaşanan olayların hiç hoş olmadığını, buna bir son verilmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi bunları, bu adamları seçime 70 gün kala tutup da hiçbir şey yerine koymadan sizin artık göreviniz bitti. Hadi size güle güle. Eğer buradan gitmezseniz, istifa etmezseniz buyurun istifa edin. İstifa etmezseniz yarın fes olacaksınız. Demek de hoş değil. Buradaki Sayın işte Mehmet Köse Bey'in belediye başkanının adaylığından dolayı, istifa etmesinden dolayı arkadaşlar veya işte il teşkilatımız veya işte genel merkezimizin önerileriyle arkadaşımız onaylanmış, teşkilat başkanımız onaylamış, göndermiş. Biz de alt kademedeki insanlar olarak bir şekilde buna yardımcı olmamız gerekiyor. Biz Çarşamba Belediye Başkanlığı'nı kim olursa olsun Mehmet Hüseyin'di falan hiç sorun değil. AK Parti'nin adayı kimse biz onun etrafında birleşip bu 70 gün içinde ne kadar çok oy alırız hesabını yapmamız gerekirken açıklamada yaptığın gibi herkes bir yerlerde bir şey yapıyor. Birinin elinde kağıt kalem liste yapıyor yeni yönetim. Öbürü ona telefon açıyor işte şu. İşte diğerlerine efendim bunlar görevden alınacak artık sizin göreviniz bitti. İşte geçen de siz de şahit oldunuz. Ben de tesadüfen gittim. Parti kapalı. Salı günleri normal olağan toplantı yapması gereken parti kapalı. Arkadaşlar diyor ki bizi feshettiniz mi? Fesihle ilgili bir durum yok. Edilmedi. Yukarıdan öyle bir talep de şey de gelmedi. Bir yazı da gelmedi. Partide toplantı yapılacak. Parti kapalı. Ya bunlar hoş olmaması olmuyor. Belediye başkanı Hüseyin Dündar olması, Mehmet Köse olması çok şey değil ki. Önemli olan partinin kazanması. Ha partimiz Hüseyin Dündar'a da gösteriyorsa onun etrafında olmadı. İlçe başkanımız, eski ilçe başkanı Mehmet Köse'yi gösteriyorsa onun etrafında bizim tek vücudu çalışmamız gerekiyor. Ama bizim yaptığımız şu anda bakıyorum ben şahsen yadırgıyorum. Her iki tarafa da aynı şeyi söylüyorum. Herkes kendine göre haklı, doğrudur. Haklı ama bu haklı oturup bir masanın etrafında bunu paylaşmamız gerekiyor. İkileşmeden, bağırıp çağırmadan, sokaklarda bu konuları konuşmadan bizim bunu halletmemiz gerekiyor. Ben bu düşüncedeyim. Bu düşüncenin de diğer arkadaşlar da muhakkak olduğuna inanıyorum ama işte birlikteyi sağlayacak belki bir arkadaşımız yoktur. Veya işte insanlar birileri yeni yönetime girmeye çalışıyor, kendine göre başka bir şey yapıyor. Birileri işte öbürleri nasıl gider de yerine biz gelir hesabı yapıyor, diğerleri onlar gelmesin biz olalım. Bu bence inatlaşma. Yoksa herkes iyi niyetli,